Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Mayıs güncellemesi ile oyuna eklenebilecek 7 özelliği göstereceğim. Bu tür videoların devamı için de en az 50 like atarsanız çok sevinirim. Dilerseniz videoya geçelim. İlk özellik arkadaşlar elmas yıldız jetonu ile mega kutu açma. Bu elmas yıldız jetonu boss savaşı, büyük oyun gibi biletli etkinliklerle alınabilecek. Toplam 5 elmas yıldız jetonu topladığınızda mega kutu alabileceksiniz. Bence çok güzel olur böyle bir şeyin gelmesi. Bu ikinci özellik arkadaşlar pusmayı oyundan kaldırabilir. Çünkü çok pusan olduğu için bu özellik gelirse pusan kişilerin pek fazla konuşmayacağını düşünüyorum. Bu özellik kaç kill aldıysanız size o kadar kupa vermesi arkadaşlar. Mesela siz 4. oldunuz ve 5 kupa aldınız ama 3 killiniz var. Size 3 kupa daha verecek, yani toplam 8 kupa almış olacaksınız. Bu özellik oyuna eklenirse çok güzel olur, umarım gelir. Üçüncü özellik ise arkadaşlar random takım arkadaşı ararken hangi karakterin gelmesi. Mesela boss savaşı oynayacaksınız, takım arkadaşı arıyorsunuz, bir geliyor Tick, bir geliyor Piper. Daha düzgün takım arkadaşı bulabilmek adına bu özelliğin oyuna eklenmesi gayet hoş olur. Burada ise arkadaşlar gelen yeni bir kostümün olması, bu kostümü Supercell in sayfası olan Supercell Make'den buldum, Supercell oradan bayağı kostüm getirdi oyuna arkadaşlar. Bu kostüm bütün kostümler arasından en çok oy alan kostüm arkadaşlar, BB için gayet güzel bir kostüm oyuna gelebileceğini düşünüyorum. Burada ise arkadaşlar yine kulüpler devreye giriyor. Bu kulüp kutusu gelirse eğer bunu 3v3 modlarda, hesaplaşmada birinci veya ikinci olduğunuzda, boss olan bir karakteri 2 dakikanın altında kestiğinizde veya yeni bir boss savaşına geçtiğinizde puan alarak bu mega kutuyu açacaksınız, bence çok güzel olur, çünkü kulüpler artık bir işe yarar. Burada yine Supercell Make'de paylaşılan bir kostüm var. Bu kostüm uzay astronotu B. Yine çok oy alan kostümlerden biri. Oyuna gelme ihtimali var. Çünkü uzun zamandır B'ye kostüm gelmiyordu. Ama bunun gelmesi yerine daha iyi veya kostümü olmayan karakterlere kostüm gelmesi çok daha iyi olurdu. Açıkçası bu kostümü pek beğenmedim. Son özelliğimiz ise arkadaşlar yeni savaş topu modu, ismi radyoaktif savaş topu, top belirli sürelerde radyoaktif oluyor ve topu alan kişiler hasar görüyor radyoaktif yüzünden. Bu mod bence %100 gelmeli, efsane bir moda benziyor, umarım bu mod gelir ve çok eğleniriz inşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tür güncelleme videolarına en az 3 saat uğraşıyorum. Emeğe karşı like atarsanız çok çok mutlu olurum. Buradaki videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.